Şahin Bey 945 sokakta yol kayması var. Evet. Siz de mahalle sakinisiniz, evet. Komşu parselin evet. sahibisiniz. Ne oldu bu, nasıl bir olay oldu? Onu bir söyler misiniz? Bina başladığında aradık, buraya bu bina yapılmayacağını söyledik. İki kere binalar sallanıyor diye gittik, belediyeye haber verdik. İmar müdürlüğünü aradım. Bizzat müdürle konuştum. Dedi ki bana, buranın imarını dedi biz vermedik. Adama dedim ki burayı imar veriyorsunuz, yapılır mı yapılmaz dedi. Ondan sonra dedim ki kim verdi burayı imarı? Belediye başkanı bizzat kendi verdi dedi. İki ay önce aradım. Kayıtlarda varsa çıkar. Arası imar müdürü aynen böyle dedi. Cimer'e yazdım. Cimer diyor biz buraya diyor. Kaydı biz verdik. Hiçbir şey yapılmıyor. Son halimizde bu. Bu arkadaşı da Cimer'e yazdım. Bu şirketi. Şirketin sahibi de AK Partili olduğu için bu binayı alıyor. Başka da bir şey yok zaten. Anladın mı? Arkadaş da bu... Yoldaki o durum ne zaman nasıl başladı? Bu yıl bir aydan beri. Bir aydan beri evet. başladı. Bir aydır zaten evler sahibi. Bir aydan beri başladı. Ev sahibi zaten buraya oturan biziz. Evet. Ev sahibi benim. Bir aydır bu sıkıntı var. Şikayet etmemize rağmen ne gelen var ne giden var. Yani yapılacak denildi ama bir aydır bu sıkıntı devam etti. Yağmur yağdıkça da bizim bodruma da su almaya başladı. Bugün de tamamen su patladı. İSKİ'yi çağırdık. Yolu görüyorsunuz zaten. Yani kaldırımlı yol çökmüş durumda. Asfalt çökmüş durumda. Bu kapı, bu ev sizin mi? Evet, bu evimize ait. Bu ev size ait. Evet, bu en fazla hasar burada olmuş. En fazla hasar bizim yani, kapının önünde oldu. Ama yarım metre çökmüş. Evet. Kaldırım taşları aşağı inmiş. Tamamen asfalt da çökmüş durumda. Boyunca asfalt da zaten komple çatlamış durumda, yarılmış durumda. Kaç metre kalan şu 35-40 metre kalan çökmüş durumda. Evet. Müteahhit firma ne diyor? Siz görüşme yaptınız mı arkadaşlar müteahhit firmayla? Toprak sahipleri falan, onlara iş toprak muhatap yok mu? Hiç kimse, bir buçuk sene burada durdu. Bir buçuk seneden sonra 5 aydır burası başlamış. Evet. Aldın mı? Şuraları yanları kaldıktan sonra bunlar her şey kaynaklandı zaten. Evet. Yani şu kazmaya yanlara, başladıktan kazma başladıktan sonra her şey oldu. Bütün evler sarsılmaya evet. başladı ama inşaat. Gerçi ilk gün bile. Normalde dozerle yıkım yasaktır abi. Normalde elle yıkılması lazım değil mi? Dozerle yıkım yasak değil mi abi? Bilmiyorum onu. Yani onu teknik... Yasaya göre ben öyle araştırdım, yasak olduğunu biliyorum. Adam dozerle evimize kadar girdi. Bak orada işaret var hatta. Ben ta Cimer'e kadar şikayet ettim. Ben 2 yıldır evi aldım. Evi aldığıma pişman oldum. Vallahi pişman oldum evi ya. 500 bin lira para vermişim ben ya. Oldu. Tamam.